Yine bir tane müzikli bir şey yapacağız arkadaşlar. Şarkıyı biliyorsunuzdur. Dinleyelim. Herkes uyusun maç. Trafik kuralları.
Bunu anlatan bir söz yazıyorlar. Burası da dengi, sağlıklı yaşamak. Spor yapmak falan. Uyduruyorsun yani. Seni gördüm bekleyelim. Evet. Beraber toplayacağız. Geçelim de hemen geçelim. Seni gördüm bekleyelim. Seni gördüm bekleyelim. Gördüm bekleyelim. Seni gördüm yeşil. Yeşil yaylarım. Şimdi hızlıca geçmeyelim. Yeşil. Şimdi hızlıca geçmeyelim. Sergileyelim bir. Hem görülmüş olsun. Birinci grubun konusu dengeli beslenmek ve sağlıklı yaşamak. Konusuna çekilir. İzleyelim birbirimizi. Yeah.
gerçekten bir çalışma oldu. Ben de çok keyif aldım. Bütün zümreler yaptım diyorum. Çok her kez beste yapabiliyor. Yani değişik ünite konularına göre uyarladığım şeyler oldu. Tabi burada müzik devreye girince çok iyi oldu. Şimdi buradaki şey şu, hani bir şeyi alıp, tabi burada şey durumlar da var, hani arak dediğimiz müzikte tabiri caizse biliyorsunuz. Serdar Ortaç'ın yaptığında bütün pop sanatçılar aslında halk kültürlerindeki birçok parçayı yapıyor. Zülfü Livaneli de yapıyor, birçok kişi yapıyor. Yani aslında bu şey bir durum da vardı, hani parçayı bir türde egzersiz olarak kullandım. Biz yapmadık hocam. Evet, değil mi? Çok kullanılan bir şey. Yani ezgiyi dönüştürme şeyinde yani riskli bir yöntem var ama bunu bir eğitim yöntemi olarak şu anda kullandığımızda daha çok çocukların bir yaratıcı fikir oluşturması amaçlı. Her ünite konusuna uyarlanabilir. Çok güzel proje olabilir. Hocamla konuşuyorduk. Belki hani kampüslerde yapılabilir. Yani Aram Samsam'ın ezgisi güzel olduğu için uydu ama bunu atıyorum bir türkü üzerinde de yapabilirdik. Değil mi? İbrahim Tatlıses söylediği bir taş attım kendine. Atıyorum, bunu da yapabilirsin. Ya da damat olayın üzerine de söz yazabilirsin. Sadece gidiyor, geç kaldık. Diye uydurabilirsiniz. Yani oyuncular şunu söylüyor, diyor ki var olan şarkıları, pop şarkılarından yararlanarak bir öğretim metodu olarak kullanılabilir. Bence deneyin, çok güzel. Müzikle ilgili mesela yaptırabilirsiniz. Biz tiyatroyla ilgili yaptık mesela. Sahneyi anlatan, tiyatro salonunu anlatan söz yazdı çocuklar. Her konuya uyarlanabilir. Yani kendi alanınıza şey yapmış olursunuz. Hocam. Bize. Söylediğiniz şarkı vardı ya. İşte hocam falan. Banu Kanıbelli'nin Başka Bir Dünya Yok albümünde. YouTube'dan çıkıyor. Şarkının adı ne? Hoş geldin. Okulum şarkısı diye geçiyor. Şey, drama öğretmenimiz de var zaten. Bize bu eğitimi veren öğretmenimizin ismi, adı, soyadı. Bülent Sezgin. Titriniz? Doğa Kuleci Drama ve Tiyatro Bölümü başlıyor. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar, bir şey güzelce şu boş kağıda imza atmamız gerekiyor. Doğa Akademi...